Engin Ardıç, 14 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. Hay için çıksın. Bir uçağın Türk vardı. Yok yahu, Hezarfan Ahmet Çelebi değil. Vecihi Hürkuş hiç değil. Bu uçağın Türk Sabri Bey. Sakin sakin otururken birdenbire Allah diye bağırarak havaya zıplıyor, sonra kendini yerden yere atıyordu. Televizyon programlarına çıkarıldı. Orada da hopladı zıpladı. Programı yöneten kız, alalım bu arkadaşı demek zorunda kaldı. Sabri Bey bu yeteneğini kuantumla falan açıklıyordu. Kuantumun insanı nasıl uçuracağını en iyi Muharrem İnce bilse gerektir. Fizik hocası olduğuna ve iktidara geleceğim şeklinde uçtuğuna göre memlekette manyak çoktur. Ama bu kuantum lafının da yerli yersiz kullanıla kullanıla iyice suyu çıkarılmıştır. Kuantum adıyla tıraş bıçağı satılıyordu yahu. Maküç, mega bilmem ne, kuantum. Halkın akıl almaz cahilliğine güveniyorlar. Çakalın biri de gene pek kimsenin anlamadığı bilinçaltı kavramını paraya tahvil etmiş. Bu bir hanım, ismi Ayşe ya da Fatma olabilir, bizim için önemli değil. Tesettürlü bir hanım, bir tek gözleri görünüyor. Gözleri de pek güzel maşallah. Eh, hep kendini başkomiser ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcılar mı göreceğiz? Bu da psikiyatrik dolandırıcı. Bilinçaltı temizliği yapıyormuş. İslam'da yasak olan üfürükçülüğün bir tık üstü. Bilimsel ayaklarda nitelikli dolandırıcılık lüks restoranlarda seminerler veriyormuş. Bir oturum adam başı 57 bin lira. Bunun akademisi de varmış. Kuantum eğitimi adam başı 8250 lira. Muharrem İnce ayda kaç lira alıyordu? Miraç hakikatıyla adam başı 7250 liraya bilinçaltı temizliyor. Çakraların bioenerjisiyle esmalarla Fatiha suresi açılımı. Hanım uzak doğu felsefesiyle İslam'ı harman etmiş. Batı bilimini de üstüne dökmüş, parayı bastırıp kazı yiyen da hayran hayran dinliyorlar. Çakra açtırmaya Hindistan'a giderlerdi, artık zahmete gerek kalmamış. Hanım gerçek hayatta tesettürlü değilmiş. Peçeyi mahremiyetini korumak için derslerde takıyormuş. Ama bütün öğrenciler kadın. Lüks yaşamayı da severmiş. Altında fiyakalı bir Mercedes. Bundan çok da keyif aldığını söylüyor. Zavallı Doktor Freud üniversitedeki dersinden çıkınca Kafe Landman'a kadar yürüyor, orada bir guhulp torte yiyip tıpış tıpış evine gidiyordu. Bütün lüksü buydu. Hanımın eğitimi falan yok. Psikolojiyle psikiyatriyle ilgisi yok. Demek ki bilinçaltı pislikle dolu olanlar temizletiyorlar işte. Fazla da kurcalamasınlar. Herkesin bilinçaltında bir takım pislikler yatar. Bu hanımda kim bilir neler vardır. Benim yeğenim Amerika'da psikoloji okudu geldi. Bir üniversitede ayda 5 bin liraya talim ediyor. Şu hanımı eline verseler de bir incelese.